Yani elinize bir şey tutuşturuluyorsa metin, ya önceden bir kere okuyun en azından da ne dediğinizi bilin. Yani orada kelimeden anlamını öğrenin bari. Yani tamam, bir metin tutuşturulmuş, tamam, ama en azından bir bakın bu kelime hangi anlama geliyor. Bunları bir öğrenin önce. Ondan sonra bir iki kere okuduktan sonra bu metni okuyun ki ara sıra da kafanızı kaldırın, şöyle kameralara falan bakın. Yani metne bir alışkanlığınız olsun en azından. Bu da biliyorsunuz bir tecrübedir. Yani bu tecrübeyi de elde etmek gerekir diye düşünüyorum. Bizi üzen şudur. Yani orada ileri sürdükleri iddialarla ilgili maalesef bu arkadaşlarımız daha önce tam tersi tutum ve davranış içerisinde bulunmuş. Özellikle de mevcut iktidar partisi ve onun başındakilerle ilgili de çok ağır ithamlarda, ağzımıza alamayacağımız ithamlarda bulunmuş kişiler. Dolayısıyla da bütün bunları en iyi de yanlarında oturanlar biliyorlar. Dolayısıyla da ben bu konu üzerine fazla konuşmayı da doğru bulmuyorum. Dediğim gibi gönül ister ki partimizden hiçbir arkadaşımız kopmasın. Hep birlikte bu çıktığımız yolda yürümeye devam edelim. Ama bütün bunlar olacaktır. Geçmişte de oldu. Önümüzdeki günlerde de olacaktır. Önemli olan dediğim gibi ana omurgamızı, fikrimizi, çizgimizi, her şeyden önemlisi muhafaza ederek kadrolarımızla, inanmış kadrolarımızla bu yolu yürümektir. Eğer Büyük Birlik Partisi'nde bulunanlar, genel başkanı başta olmak üzere yöneticiler, eğer dünyalık bir hesap içerisinde, şahsi bir hesap içerisinde, bir menfaat hesabı içerisinde, kendi ikballeriyle ilgili bir hesap içerisinde bulunmuş olsalardı, zaten bu teklif en üst düzeyde defalarca şahsıma yapıldı. Bunu kamuoyu da biliyor. Ben de dediğim gibi bugün Bakanlar Kurulu içerisinde olabilirdim. Ama biz Büyük Birlik Partisi'nin ısrarla sadece seçimlere girmek için kurulmuş bir parti olmadığını, kendisini sadece seçim sonuçlarına göre tek kriterinin, değerlendirme kriterinin bu olmadığını ve neticede bizim bir fikrimiz, çizgimiz ve misyonumuz olduğunu ve bu çizgiyi ve misyonu yaşatmak için biz sonuna kadar yolumuza devam edeceğimizi ilan ettik. Bir kere daha buradan ilan ediyorum. İnşallah partimiz dediğim gibi önümüzdeki günlerdeki katılımlarla ve program kurultayımızı da gerçekleştirdikten sonra büyümesini, yükselmesini devam ettirecektir. Ben Anayasa Mahkemesi'ndeki bireysel başvurularımdan ümitliyim. İnşallah Türkiye'deki seçim kanunundaki ufak bir değişiklikle adaletsizlikler ortadan kaldırıldığında Büyük Birlik Partisi'nin önünde hiç kimse duramayacaktır ve Büyük Birlik Partisi milletin gönlündedir. Milletin gönlünden de sandıktan inşallah meclise yürüyecektir ve milletin muktedir iktidarını gerçekleştirecektir. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.